Hacı. Buyur abi. Aldın mı sabah ilaçlarını? Şehnaz Hanım mı? Hı. Evet, aldı abi. İyi. İlaç kutusunu getir bakayım. Alo. Ha, sevkiyatı limandan yapıyoruz. Maltepe'deki liman. Tamam. Bu gece. Tamam. Hadi. Evet, almış. Evet. En sevdiğin omletten yaptırdım. Hadi bakalım. Tam ağzına layık. Başlayalım. Hadi. Afiyet olsun sevgilim. Şimdi de ilacımızı alalım. Değil mi sevgilim? Aferin sana. Aferin benim sevgilime. Aç bakayım. Aç bakayım ağzını. Aç, 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 aç. Aferin benim canım. Yiğit mi o? Bizim oğlana bak. İnsan bir selam sabah eder değil mi? Abi sen arıyor onu. Alo. Alo. Sevkiyat bu gece Maltepe'deki limandan yapılacak. Okey, anlaşıldı. Tamam kardeşim. Haydar. Sevkiyat bu gece Maltepe'deki limandan yapılacakmış. Gerekli hazırlıkları yapın oğlum. Hadi babalar, hadi. Günaydın abi. Günaydın. Ferhat. Dün gece gözüme uyku girmedi. Gitmeyelim abi. Babam yapma ya. Daha dün akşam konuştuk. Hadi geçin hadi. Dur bir dakika.
O suratın hali ne öyle? Önemli bir şey değil. Hadi geçin. Oğlum var bir şey işte, söylesene. Baba önemli değil diyorum. Hadi geliyorum ben de. Geçin arabaya. Abi. Hazırlıklarımız tamam. Konuştuğumuz gibi yeni rotayı kullanacağız. Güzel. Bir parti mal daha çıkabiliriz. Haber bekliyorum. Tamam, biz hazırız. Bu ne şimdi? Söyle. Abi, Soner içeriye muhbir sızdırmış. Ne diyorsun? Ne öğrenmiş peki? Ne yapacakmış? Tamam. Sakın sen kendini açık etme. Tamam, merak etme. Hayırdır? Soner, aramıza bir köstebek sokmuş. Ne? Ne? Nasıl yani? Sevkiyatı öğrenmişler. Limana baskın yapmayı planlıyormuş. Ne yapacağız abi? Abi, bütün adamları sorguya çekelim, muhbir kimse bulalım. Hayır. Kimseye bir şey belli etmeyin. Aynen devam. Aklında ne var? Bu durumu avantaja çevireceğiz. Kurtulacağız Soner'den. İyi de muhbirin kim olduğunu bilmiyoruz ki. Adamları riske atamayız. O da bizim hazırlıklı olduğumuzu bilmeyecek. Pusu kurup durumu avantaja çevirebiliriz. Kalabalık gelecektir. Çok kayıp veririz. Kayıp falan vermeyeceğiz. Pusu da kurmayacağız Hüsrev abi. Daha temiz çözeceğiz bu meseleyi. Ferhat, Salim Usta çay getirdim size. Ha, geldik kızım, geldik. Sağ ol. Koy masaya, biz alırız. Hadi. Biraz uğraştırdı ama altından kalktık ha. Tabii, daha ne olsun? Vallahi on numara oldu usta. Pek fazla işimiz de kalmadı. Hayırlısıyla yakında bitirip gideriz artık. Kolay gelsin. Konuşalım mı biraz? Bir şey yok, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Görüyorum. Şirin, bir şey yok diyorum. Çalışırken çarptım. Abartılacak bir durum yok. Şş, meraklı. Alçayın da git malzemeleri topla. Ben Yiğit'le konuştum. Bitti. Bir şey söylemeyecek misin? Sana bekledikçe kafana göre iş yapıyorsun. Bu iş böyle olmayacak. Ne olmayacak? Şirin. Hadi git.
Ferhat, senin benim torunumla alıp veremediğin ne? Yok, benim torununuzla alıp veremediğim yok. Gözümün içine bakarak konuşacaksın. Aybin Hanım. Siz karışmayın. Biz konuşuyoruz. Tamam baba. Orada da bir yanlış anlaşılma var galiba. Siz bana sormak istediklerinizi sorun, ben de size cevap vereyim. Senin Şirin'le işin ne? Benim Şirin'le bir işim yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Ferhat, herkes haddini bilecek. Ha? Eğer bilmezse, inan bana öğretirim. Vazgeç be oğlum. Biz baş edemeyiz bu insanlarla. Gidelim buradan. Sen Ali'yi al git baba. Ben şuraları toplar gelirim. Bu kapıdan birlikte girdik, birlikte çıkacağız. Gamze. Ferhat beni sevmiyor. Kızım bir dur, delirdin mi? Bir sakin ol. Baştan anlat bakayım, ne oldu şimdi? Babaannemle konuşurken duydum. Yalan söylüyor Gamze, kandırmış beni. Neyi duydun? Ya Gamze neyini anlamıyorsun? Yalan söylüyor, sevmiyormuş diyorum. Aa Şirin, saçmalama ama ya. Hadi toparla kendini bakayım hemen. Prova salonuna geliyorsun. Tamam mı? Tamam mı dedim? Koy bunu. Tamam. Şu metreyi versene bana. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Toparlanın gidelim. E tamam, şu elindeki işi bitireyim gideriz baba. Oğlum iş kaçmıyor ki. Daha buradayız nasıl olsa. Yarın hallederiz. Nasıl şaibeli bir şey yok ya? Adamın 7 yaşından öncesini bilmiyorum diyorsun. Tamam Timuçin, bulmamız lazım tamam mı? Ben çok fena kıllandım bu çocuktan. Tamam, haber bekliyorum senden. Alo. Hı. İyidir, iyidir. Söyle. Ha, yok. Banu Hanım bu akşam galeri sergi açılışına katılacak. Meşgul. Tamam, konuşuruz. Ben daha önce hiç böyle hissetmedim Gamze. Ki canım çok yanıyor.
aşık olmak böyle bir şeymiş demek ki. Ben onsuz nefes alamayacak gibi hissediyorum. Şirin, biraz abartmıyor musun? Ya sana söyledim babaanneme ne dediğini. Ya ne deseydi babaannene? Biz Şirin'le birbirimize çok aşığız mı deseydi? Hayır tabii ki. Ama hiçbir şey söylemeyebilirdi. Yok deyip geçiştirebilirdi. Ama bana olan davranışlarıyla babaanneme söyledikleri birbirini tutuyor Gamze. Ya biliyorum benim kabul etmem gerekiyor ama yapamıyorum. Beni sevmediğini ben kabul edemiyorum. Bak çok hızlı gelişti her şey, farkındayım. Sen de ne olduğunu anlamadan aşkınla savrulup gittin içinde. Ama bu durumun elbet geçecek kuzum. İnan bana. İyisin değil mi? Ne yapacağımı bilmiyorum sadece. Sen hiçbir şey yapma. Zaman senin için her şeyi yapar zaten. Abi, hazırlıklar tamam. Alo, selam. Para bu gece yola çıkıyor, yarın sizde olur. Tamam, haber vereceğim. Okey. Sen gelmiyor musun Süreyya abi? Köstebeğin kim olduğunu öğrenmem lazım Banu. Peki, dikkatli ol. Sen merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Nick, ne yapıyorsun burada? Nişanlımı almaya geldim. Ben senin nişanlın değilim. Sadece konuşmak istiyorum Şirin, lütfen. Daha fazla uzatmasam mı artık? Bak, sadece bir kahve. Hepsi o kadar. Sadece kahve. Tamam. Ben seni kaybetmek istemiyorum Şirin. Biliyorum çok hata yaptım. Yiğit, sorun bu değil. Hayır, bu. Sen hep söyledin aslında ama ben duymadım. Belki de duymak istemedim. Duygularını, istediklerini, hatta hayallerini bile görmedim. Ya sen bunlar için beni affetsen de ben kendimi affetmeyeceğim. Bak, ben bunları konuşmak istemiyorum artık. Tamam, ne olduysa oldu. Her şeyi geride bıraktım ben. Sen de bırak. Yapamam. Neden? Çünkü seni seviyorum Şirin. Geçmişi değiştiremem, tamam. Ama bundan sonrasını değiştirebilirim. Yiğit. İstemiyorum. Ben senden vazgeçmem Şirin. Sen başka biri var desen de ben senden vazgeçmem. Bunun başka biriyle bir alakası yok.
Bu bizimle alakalı. Şirin, sen İzmir'e gittikten sonra değiştin. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben aptal değilim Şirin. Bunları hep o marangoz yüzünden yapıyorsun. Ama ben onun da icabına baktım. Meseleyi hallettim. Ne oldu yüzüne? Bir şey yok, bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Görüyorum. Abi, yakıyorsun yine. Boş yapma lan. Hayırdır Ferhat? Bir sergi var galeri diye bir yerde. Arkadaşlar da orada olacak. Abi beni de götürsene be. Vallahi varlığını bile hissetmezsin. Sen abine bir su kap gel bakayım. Hemen abi. Bana orada olacak baba. Annemle ilgili bir şey öğreneceğim bugün. Bana verdiğin sözü unutma sakın. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma. Merak etme. Buyur abi. Hadi eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Ver suyu. Abi, buyur. Hep beraber giriyoruz, yıldırım gibi çöküyoruz tepelerine, tamam mı? Söyle onlara ayık olsunlar. Hata istemiyorum, hadi. Ayık olun, hata istemiyoruz. Haydi. Ferhat! Ferhat! Aa, ne haber Ali? İyi Raysel, senden? Bildiğin gibi işte, dükkan, ev, hep aynı koşuşturma. Aynen, insan sıkılıyor tabii. Böyle dışarı falan çıkmak lazım aslında, ne bileyim. AVM olur, sinema olur. Ha, git vallahi ya, benim yerime de git. Ferhat nerelerde? Hiç görünmüyor ortalıkta. Abla ne yapıyorsun burada? Ali, ben Ferhat'a bakmıştım ama sen biliyor musun dükkanda göremedim. Galeri mi ne öyle bir yere gidecekmiş galiba. Galeri mi? Hı, galeri. Tamam, oldu peki sağ ol, hadi görüşürüz. Rica ederim, görüşürüz abla. Kim bu kız? Şirin, çalıştığımız köşkün prensesi. Şımarık, zengin kız yani. Zengin kısmı doğru da şımarık değil. Şeker gibi kız valla. Kıskandı mı?
Sen daha tatlısın ama. Geliyorlar, kaçın, kaçın! Abi, abi ne yapalım? Toplayın oğlum malları. Lan tuzak bu. Çabuk! Sıkın! Ateş edin! Hayırdır? Tatile mi çıkıyordun? Şşt, at, at. At onu at. At lan! Güzel haberlerini bekliyorum. Bu ressama bayılıyorum. Ne o? Polise mi vereceksin beni? Ha baba? Banu öyle istiyor. Temiz olsun diyor. Yani bana kalsa... En temizi senin kafana sıkmak tabii. De işte dinlemiyor ki. Ben de onu kıramıyorum, ne yapacaksın? Beni bırakırsan mükafatını fazlasıyla alırsın Hüsrev. Neymiş mükafat? Çok para veririm sana. Benim işlerden de pay alırsın, he? Olmaz. Olmadı. Mükafatın açmadı. Ama sen bana... aramıza soktuğun köstebeğin kim olduğunu söyle mesela. Söylersen bırakacak mısın beni? Sen hele bir söyle. Sevkiyatın yerini, saatini sana kim söyledi? Düşüneceğiz. Yiğit. Yiğit söyledi lan. Sen mi sattın lan bizi? Sen mi sattın? Hayır baba, ben yapmadım. Doğru söyle lan. Yemin ederim. Yemin ederim.
baba. Eğer yalan söylüyorsan, eğer bana ihanet ettiysen, oğlum, acımam gebertirim. İnanıp da kendi öz oğluna inanmıyorsan, çek o zaman. Çek! Çek bitir işimi. Ne duruyorsun be? Çeksene! Ben oğlumdan, kendi öz oğlumdan şüphe etseydim, bana böyle bir k**lik yapacağını düşünseydim, bir dakika durmaz sıkardım kafasına. Baba, ben bu yaşıma kadar senin sözünden çıkmadım. Bu kadın için annemi terk ettiğinde bile tek laf etmedim sana ben. Ama bana bir daha adi bir muhbir muamelesi yaparsan, senin yapamadığını ben yaparım. Gelmedi işte. Yanıldım. Gelecek. Vazgeç artık. Boynun kırılacak yoksa. Kırılan boynumuz olsun ya. Hayal kırıklığından iyidir. Aslında sen bayağı romantik bir adamsın. Takip et beni. Tesadüf Ferhat. Ben tesadüflere inanmam Banu. Bence bu herifin köşke gelmesi de Şirin'i kurtarması da tesadüf değil. Her hareketi hesaplı. Görmüyor musun? Gölge gibi takip ediyor seni. Tesadüf değil. Senin burada olduğunu biliyordum. Yem olduğunu bile bile geldin yani, öyle mi? Yem? Tam olarak neyi kastediyorsun? Yok, bana. Senin peşindesin oğlum sen. Son cevabını duymak istiyorsan yalnız konuşalım. Bizi yalnız bırak Sadık. Abi. Sadık, duydun. Söyle bakalım. Neden peşimdesin? Neden geldin buraya? Çünkü... senin yakınında olmak bana iyi geliyor.
gördüğün şeyleri görmek. Dokunduğun şeylere dokunmak, soluduğun havayı solumak. Yani sanki senle ben... Çok aptalca biliyorum. Çok aptalca. Ama kendimi düşünmekten alıkoyamıyorum. Ben sana aşık oldum Banu.